tabii. Evet, Fatih Ertürk aktardı, önemli bilgilerdi. Kurultay sonrası değerlendirme gibi aslında yapılmış bu kapalı grup toplantısı. Mahmut Tanal'a da soracağız şimdi. TÜZÜK Kurultayı önümüzdeki süreçte önem taşıyor burada. TÜZÜK Kurultayı'nda da tabii hem üyelik sisteminden işte delege seçimine, parti örgütünün yapısından kurultayın toplanma usul ve esaslarına yönelik birçok konu da var. Neler konuşulacak, neler gündeme gelecek bakacağız ama kamp demiş mesela, kamp yapılsın demiş vekiller, özellikle ön seçimle ilgili tartışmalar var TÜZÜK Kurultayı'na yönelik. Ama burada tabii Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bir bakmak gerekiyor en önemlisi. İstediğimiz yankıyı bulamadı diyor, istediğim yankıyı bulamadı kurultaya yönelik bir öz eleştirimi acaba? Ekmelettin İhsanoğlu doğru tercih demiş CHP lideri. Dokunulmazlıklarda stratejik hareket ettik. Kimse bizi eleştirmesin demiş. Ve çok önemli mükerrer imza tartışmasına da değinmiş. Demiş ki partiden gitmeli bu imzaları atanlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkinde şimdiden açıklarsak zarar verilebilir. Ama birazcık da olsa adaylık sinyali de vermiş CHP lideri. Önümüzde bir süreç var şimdi Mart ayında da TÜZÜK Kurultayı. Ne demek gerekiyor yani, Sayın Tanal? Yani TÜZÜK Kurultayı tabii demokratikleşme açısından, kurumsallaşma açısından ihtiyaç olan bir husus. Bu yerinde bir tespit, bir karar. Mümkün olduğuncaya kadar TÜZÜK Kurultayı'nda gerek tüm il başkanlıklarımızın, tüm partili arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın, herkesin katılımıyla hazırlanacak. Yani en geniş yelpaze ile kimin ne önerisi varsa bu öneriler alınarak demokratik bir şekilde daha iyi bir TÜZÜK nasıl hazırlanabilir? Onunla ilgili yapılacak. Yani bizim tabii ki nasıl ülkeyi anayasayla idare ediliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasası TÜZÜK'üdür. Bu anlamda tabii şimdiden katkı verebilecek olan tüm partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes bu konuda elinde gelen katkısını verecek. Tabii adı üzerine kapalı grup. Aile içerisinde konular tabii bunun benim burada konuşmam etik değil, doğru da değil. Ama şu güzel değil mi? Şimdi hani eleştiri yapılıyor mesela. Hani kendi içinde de. Demokrasi bu. Işte bu. Ama bunu bu bir güzel, AK Parti'den, mi? Bunu bir MHP'den, bunu bir HDP'den bulamazsınız. Yani burada işte demokrasi bu. Yani gelişme açısından, önünün açılması açısından, ülkenin sorunları açısından bu eleştiriler çok önemli. Yani netice itibariyle öz eleştiri çok önemli. Eleştiri ve öz eleştiri demokrasi kültürünün olduğu toplumlarda olur. Ama maalesef bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelişmiş durumda. Diğer siyasi partilerde de keşke gelişmiş olsa. Yani en azından hani eksikliklerin hatalarımız giderilmesi, vardır, eksiklerimiz vardır. Ama bunların hepsi düzelteceğiz, düzeltme açısından iyi bir mekanizmadır. Bunu demokrasinin bu nimetlerinden yararlanmak evet, lazım. Aslında kurultayda da bir örneğini görmüş olduk. Farklı adayların da çıkması zaten bunu yansıtıyor. Diğer siyasi partilerden farklı adaylar çıkarsa partiden ihraç ediliyor. Yani bugün siz bunu yaşadık biz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden farklı aday çıktı. Partiden ihraç edilme yoluna kadar gidildi. Diğer HDP'den aynı şekilde çok linç kampanyaları başlatıldı. AK Parti'den mümkün değil linç edilir. Yani hatta il başkanları bile geceleyin aranıp istifa mektubu, istifa yazısı eline verip ertesi gün zorla istifa ettirildiği gibi belediye başkanları istifa ettiriliyor. Yani o açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu demokrasi kültürü keşke diğer siyasi partilere de yansısa. Gençlik örgütünde bile öyleydi, yarış vardı. Aynen. Yarın önemli bir ziyaret var Türkiye'ye. Tillerson geliyor, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson. Dolayısıyla şimdi bu ziyaret neden önem taşıyor? İşte ABD-Türkiye arasındaki gerilim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye en net, en sert tepkiyi göstermeli dedi. Tavrını da almalı. İncirliği kapatırlarsa kapatsınlar. ABD terör örgütlerine desteğini bitirmeli ifadelerini kullandı. Bir taraftan silah yardımlarının yapıldığı işte bu tartışmalar damgasını vurmuştu gerilimin başında. Diyor ki Rex Tillerson, Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmanın yolları hakkında konuşacağımızı umuyorum diyor. Yeni yaptığı bu açıklamada. Ne olması gerekiyor? Gerçekten hani işte CHP lideri de söylüyor, sert tepkin, en net tepkin.
Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki mesela ya düzelir ya da işte kopar. Şimdi biz... Bir iki dakikamız kaldı, bunu da değerlendirelim. Biz normal koşullarda NATO'ya bağlı, üye olan bir ülkeyiz. NATO'ya üye olan, bağlı olan ülkelerin diğer ülkelere karşı sorumlulukları var. Nedir bu? NATO içerisinde bulunan bir ülkenin eğer güvenliği tehdit oluşturan bir husus olursa, NATO üyesi olan diğer ülkelerin de o tehdidi bertaraf edebilecek NATO üyesi olan ülkenin yanında yer alması lazım. Peki bizim sınırlarımızı tehdit eden terör örgütüyle, PYD ile ilgili Amerika'nın kimin yanında durması lazım? Uluslararası sözleşmeler uyarınca Türkiye'nin yanında yer alması lazım. Ama burada görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin yanında yer almıyor. Terör örgütlerine sürekli silah vesaire lojistik destek sağlıyor. Peki bu doğru mudur? Bu yanlış. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Genel Başkanımızın dediği şekilde burada sert bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir oyuncak değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu burada söz konusu. Bu beka sorunu nedeniyle uluslararası sözleşmelerin Amerika'ya yüklediği yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Amerika uluslararası sözleşmelerin kendisine yüklediği bu yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle kendisine yapılması gereken en sert cevapların da verilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yani olayın şekli, boyutu budur. Yani burada sınır güvenliği olan, beka sorunu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika değil. Siz ta dünyanın bir ucundan geleceksiniz, benim ülkemin sınırlarla ilgili söz sahibi olacaksınız. Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Buradaki İncirlik Üssü vesairesi, bunlar gayet rahat. Bizim güvenliğimize bugüne kadar bir şey katmadı ki. Kimin güvenliğine katıyor? İsrail'in güvenliğine katıyor. Yani bu anlamda Kürecik, işte Kürecik'te de kuruldu, Malatya Kürecik'te. Aynı yine İsrail'in koruması için onlar getirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bunda bir çıkarı yok. Bence bir an önce kapatmak da lazım. Peki Sayın Tanal, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hem açtığınız o suç duyurusuyla birlikte gelişmeleri de konuşmuş olduk. Neler oldu? Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Evet, araya gideceğiz. Sevgili seyirciler, saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.